Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün Zeytin Dalı'nda dejavü diyoruz ve konuğumuz sevgili Menekşe Toprak. Menekşe Toprak'ı kısaca tanıtmak gerekirse Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Berlin ve İstanbul'da yaşıyor. Ayrıca radyo gazeteciliği de yapıyor kendisi. Çok sayıda kitabı var. Valizdeki Mektup, Hangi Dildedir Aşk, Temmuz Çocukları, Ağıt'ın Sonu, Arı Fısıltıları. Ödülleri de var. Ağıt'ın Sonu adlı romanı 2015 yılında Duygu Asena Roman Ödülü'ne, Arı Fısıltıları romanı ise 2019 Ankara Üniversitesi Roman Ödülü'ne değer görüldü. Ve şimdi Menekşe bizlerle. Merhaba. Merhaba Müge. Hoş geldin diyorum. Güzel bir kitapla karşımıza çıktın yine. Heyecanla okudum. Suat Derviş zaten çok sevdiğim bir yazardır. Bir akademisyenle buluşması ayrıca bana bambaşka duyguları da düşündürdü. Ellerine sağlık dediğim gibi. Teşekkür ederim. Çok mersi. Şimdi hemen tabii sorulara geçmek istiyorum. Bu iki kadının kesişen öyküsünde aslında o kesişmeyi sormak, onu deşmek istiyorum öncelikle. Biz kadınlar aslında birbirlerine benzeyen hayat hikayelerimizle yıllar geçse de aslında fark etmeyen bir kadere doğru da akıyoruz. Bu nasıl bir kesişmedir Menekşe? Yani öncelikle evet tam da işte dünden bize gelen bir sese ben yaklaşmak istedim. Yani bugünden yola çıkarak yaklaşmak istedim. Ben bir tarihi roman yazmak istemedim. Sadece bir tarihi roman yazmak istemedim. Çok cazip bir şey tabii tarihi bir roman yazmak, yazabilmek. O atmosfere girebilmek ki o da çok çekiciydi. O bölümler de var nitekim. Ama benim edebiyatımı, yazdıklarımı bilenler bilir. Ben daha çok meselesi olan metinler yazdım bugüne kadar. Yazma nedenim sanırım bu. Yani bir meselenin peşinde, bir sorunun peşinde giderek yazabiliyorum. Sorularımla yaklaşabiliyorum metinlerime ya da öyle çıkabiliyor metinler. Dolayısıyla bu metinde ancak benim sorularımla gerçekten de aslında unutulmuş bir Suat Derviş'in peşine düştüğüm için, hatta şu soruyla da, neden unutulmuş sorusuyla da bu metin oluştu. Bu soru olunca aslında ben o unutulmanın başlangıcına gitmek istedim. Onun Suat Derviş'in kendi hikayesini de aramak istedim. Evet. Böyle olunca da aslında unutulmak biten bir şeyle başlamaz. Başlamış olanla başlayan bir süreçtir ve sonunda da unutulur. Biraz ben onun nasıl olduğuna dair bir kazı çalışması yapmak istedim. Yazı kazı çalışması bu aynı zamanda. Ve bunun da ancak bir akademisyenin yapabileceğine karar verdim. Akademisyen, genç bir kadın bugün neden? Aynı zamanda ailemde de çok sayıda akademisyen var. Bunun da getirdiği bir bilgi birikimi yahut da bir kendiliğinden bir durum oldu bu. Ama her şeyden önce de tam da bugünle çakışan çok önemli gelişmelerle de ilintili. Çünkü Berlin hikayesi yazıyorum ve Berlin'de gerçekten de son yıllarda Türkiye'den giden ve orada çeşitli projelerle işsiz bırakılmış, Türkiye'de işsiz bırakıldığı için de Berlin'e gitmek zorunda. Berlin değil sadece, başka kentlerde de yaşayan akademisyen, Türkiye'li akademisyenler var. Biraz da bu döneme denk gelen bir hikaye oldu. O yüzden de Suat Derviş'i ben bir akademisyenin, Suat Derviş'in duraklarını da andıran, sesini de andıran bir akademisyenin hikayesi eşliğinde ve aslında onun kalemiymiş gibi anlatmak istedim. Bu yüzden de bu benzerlikler zaten romanın o şeyi, dejavü ismini almasının en önemli nedenlerinden biri bu. O benzeşen sesler, kadın olarak seslerimizin aradan geçen yüzyıla rağmen o benzeşen sesin, benzeşen duygulanım hallerimizin, bir yandan da direnme durumlarının nasıl benzeyebileceğini de anlatmak istedim. Ama insan her zaman... Bunu da öğrenebilir miyiz? Nasıl bir benzeşme? Ya şöyle bir benzeşme. Bir kere her şeyden önce
o hala devam eden erkek egemen söyleme karşı duygusal olarak dahi kendini koruma, yani duygusal ilişkide bile her defasında bir itirazla, içsel bir itirazla kadının kendini var etmeye çalışması. Bir doğallıkla değil ama bir her defasında günlük yaşantıda dahi bir itirazla kendini var etmek zorunda olması. Bu bile çok önemli bir şey. Yani biz hala aslında bir şekilde onu da yapıyoruz. Biz hep bir şekilde itiraz etmek zorunda kalarak bu hayatı sürdürüyoruz, sürdürmeye çalışıyoruz. Ve çok yorucu. Ve bu çok yorucu. Yani bu hayatın keyfi, tatlı olan yönlerini engelleyen bir şey aynı zamanda. Ve bu kadına her defasında bir çeşit suçluluk hissiyle hareket etmesine de neden olan, biliyoruz yani. Ben bu hissin geçmişten gelen bir his olduğunu da anlatmak istediğim için de aynı zamanda ama yazıyla, bilinçaltıyla ilgilenen İki kadını bu yüzden bir araya getirdim. Çünkü yazıyla ilgilenen, edebiyatla ilgilenen, insanın çok derinlerine inebilen insanlar zorundadır da zaten. Diğer türlü edebiyat oluşmaz, diğer türlü roman oluşmaz. Bu yüzden de evet, bugünün genç bir kadının hikayesi eşliğinde, bir durakları eşliğinde, daha çok onun hikaye duraklarındaki çağrışımlarla Suat Derviş'e yaklaşan, Suat Derviş'in hikayesine giden ama anlatan gerçekten de. Çünkü o anlatmayı çok seviyorum ben her şeyden önce. O yüzden de bir iki kadının 100 yıl arayla farklı yüzyıllarda yaşamış ama duygusal olarak aynı duygulardan geçmek zorunda kalan, benzer şeyler yaşayan, duygu olarak yaşayan diyelim, iki kadını ben yan yana getirmek istedim. Bunun mümkün olduğunca doğal olmasını sağlamak istedim. Ve okurlardan gelen tepkilerle de sanki özellikle genç kadınlardan gelen tepkilerden şunu anlıyorum. Çünkü bir aydır daha var kitap piyasada. Özellikle genç kadınlardan sosyal medyada inanılmaz tepkiler alıyorum, güzel tepkiler alıyorum. Bu da galiba yazmak istediğim şeyin yaklaştığımı, insan hiçbir zaman yazmak istediği şeyi tam yapar mı onu bilemiyorum, planladığı gibi olmuyor hiçbir zaman. Ben başka bir şey planlamıştım ama bu çıktı. Biraz kendiliğinden oluşur metin, biliyorsun Müge, yani biraz metin kendini yazdırır zamanla. Şeyi soracağım sana, neden Suat Derviş? Yani, ya Suat Derviş birincisi aslında hiç 5-6 yıl öncesine kadar Suat Derviş benim için Fosforlu Cevriye'nin yazarından öte değildi. Çok dürüst olayım bu konuda. Ama sonra Suat Derviş'in özellikle Berlin'de yaşamış olması ama bunu benim bilmemiş olmam. Çünkü biraz önce söyledin, ben radyo gazeteciliği yaptığımı da söyledin. Ben Berlin'de, aslında radyo gazeteciliğine biraz öyle de başladım. Berlin'de Türkçe yayın yapan devlet kurumuna bağlı, bir devlet radyosuna bağlı, orada yaşayan Türkçe konuşanlara yönelik bir radyoda edebiyat programları yaptım uzun süre. Hem Türkçe hem Almanca edebiyat üzerine programlar yaptım. Ve bu programlardan biri de bir dizi şeklinde, bir belgesel şeklinde Berlin'de yaşamış, Berlin'i konu edinmiş olan hikayecilerimiz, romancılarımız, edebiyatçılarımız da vardı. Bunlar tabii bizim ortak olarak da bile geldiğimiz isimlerdi. Yani işte Tezer Özlü, Kürk Mantolu Madonna'nın yazarı Sabahattin Ali, bildiğimiz isimler. Ama Suat Derviş bilinmiyordu. Ben Suat Derviş'i Berlin'de yaşadığını dahi bilmiyordum. Ki arşivleri, yani yakın geçmişli arşivlerden söz ediyorum. Hani paslanmış, artık tozlanmış eski arşivlerden söz etmiyorum. Ama yakın araştırmalarda Suat Derviş'in Berlin'i diye bir şey yoktu. Bu beni çok şaşırttı duyduğumda, hem de çok üzdü. Nasıl bilemeyiz ve nasıl unutulmuş? Üstelik de benim her zaman çok merak etmiş olduğum Berlin'in çok ilginç bir döneminde gidip
yazmış, ünlenmiş, ünlenmek üzereyken ülkesine geri dönmüş bir kadın. Ben biraz da bunun hikayesini anlatmak istedim. Kendim anlamak istedim ve anlamaya çalışırken, insan yazarken çok şey öğreniyor aynı zamanda. Ve eş zamanlı olarak bunu yazmak istedim. En iyi bildiğim şey ise kurgusal metinler ve ben bunu zaten şöyle bir şey de var, antiparantez. Suat Derviş aslında gerçekten de çok yazmış olmakla birlikte hakkında çok az bilgi bulunan bir yazar. Yani bugün biz hepimiz bir şekilde Suat Derviş'ten söz eder olduk ama hala aslında çok net bilgiler yok elimizde. Bunun nedenlerini ben biraz romanda da işlemek istedim. Tam baştan itibaren yanan bir konakla başlayan bir unutulma hali çünkü bu. Bir Osmanlı'nın devriyle ilgili, Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne devriyle ilgili bir unutulma hali aynı zamanda. Pek çok şey koyabiliriz. Bu Türkiye'nin tarihi bence. Evet, yani Türkiye'nin unutan tarihi, unutmaya meyilli olan insanın tarihi aynı zamanda. O yüzden de bana çok ilginç geldi Suat Derviş'i anlamak ama Suat Derviş üzerinden çok merak ettiğim dönemlere bakmak. İşte bu dönemlerden biri 1920'lerin Berlin'i, ki kadının sesinin en çok ortaya çıktığı, modern kadının ortaya çıktığı bir dönem. O yüzden çok ilginç geldi bana. Öte yandan eş zamanlı olarak 1930'ların, 40'ların İstanbul'u, bu dönemde bizim tarihimiz, edebiyat tarihimiz için çok ilginç geldiği için de ben bu romanı yazmak istedim. Şimdi, bu dönemlerde geçiyor zaten. Evet. Bir de o sonuna doğru 1952 yılında ablası Hamiyet'le birlikte Paris'e uçuşları var Atina üzerinden. Mesela evet. O bölüm de çok hüzünlü geldi bana. Aslında bütün o süreci özetliyorsun. Neden bu noktaya geldiğini, neden böylesi bir hayal kırıklığı içerisinde yaşadığını Suat Derviş'in. O anlamda da orası bambaşka bir, hani sanki biraz daha devam etseydi keşke, bir de buradan da görseydik diye bir his de beni başka bir noktaya itti açıkçası. Evet, şöyle bir şey, 1952 aslında çok simgesel bir, yani ben 52 dedim ama biraz daha okurun kafasını biraz hani o tarihler biraz netleşsin diye de biraz bilinsin istedim o tarihlerinde. Onun 1952 yahut da 1900 aslında 48 de olabilirdi, 47 de olabilirdi ama tahminen Suat Derviş'in o yıllarda ülkeyi yeniden terk etmek zorunda kaldığı biliniyor. O yüzden de bu tarihi aldım. Ama ondan öncesinde Türkiye'nin bu özellikle muhalif aydınına yönelik olan o daimi aforoz etme halini anlatmak istedim ben. 1952 başlığı altındaki son Suat Derviş durağını anlatırken. Çünkü ondan Suat Derviş aslında o aforoz edilen aydının sonu, son aydın olarak da görüyorum orada. Çünkü ondan öncesinde Sabahattin Ali öldürülmüş, katledilmiş. Ondan öncesinde uzun yıllar gazetelerinde çalışmış olduğu Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel'in Tan Gazeteleri gazetesi yağma edilmiş. Gazete binası kan simgesi olsun diye kırmızı boyayla boyanmış. Yaşam alanı elinden alınmış, daha pek çok muhalif aydın isim var o dönemde. Bu insanların ülkelerini ya ölerek, ya hapse girerek, ya da terk ederek, başka ülkelere gitmek zorunda kalarak ülkelerinde çektiği acıları ve aslında ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarını da anlatmak istedim. Bu Türkiye'nin her dönem başına gelen bir şey. Belki dejavu biraz buna da tekabül ediyor. Pek çok şeye tekabül ediyor bu kitapta. Ben böyle bir şey, hep bizi meşgul eden şeyi Suat Derviş'in hikayesi eşliğinde, çünkü Suat Derviş'in hikayesi gerçekten bu tarihin de hikayesi. Bu bir fırsattı benim için.
Yıllardır içimde taşıdığım şeyi bu metinle ben anlatma fırsatı yakaladım diye düşünüyorum. Şimdi dejavü deyince bir başka noktaya daha temas etmek istiyorum. 1930 yılında sevgili Nazım diye yazdığı mektubunda Almanya'da yaşarken Batı Doğu ikilemine dair söyledikleri var Suat Derviş'in. Ve şöyle diyor, lakin burada şunu öğrendim Nazım. Alman neşriyat dünyası bilmek ve görmek istediği şeyleri neşretmeyi seviyor. Yani aslında bu da bir dejavü. Değişmeyen şeylerin bir kez daha altı çiziliyor. Şimdi bu Batı Doğu ikileminde Suat Derviş'in yaşadığı nedir? Özellikle Batı... Şimdi Müge, önce teşekkür ederim. Bu soruyu hep sorulmasını istediğim soru buydu. Çünkü çok kitabın çok özü, çok damarı bana kalırsa bu kitabın. Yani Suat Derviş'in Berlin'deki hikayesinin damarı burada bana kalırsa. Çünkü öncelikle neden Nazım Hikmet'e bunu yazıyor? Önce şunu söyleyeyim. Bu şeyler, bu üç mektup var. Bu üç mektubu da ben yazdım. Yani arşivlerde bulunmuş ve soranlar var. O yüzden açığa kavuşturayım bunu. Bunların hepsi kurgu. Roman gereği bunu yazmak istedim. Romanın tamamlayan bölümler bunlar. Suat Derviş Nazım Hikmet'e Suat Derviş'e Nazım Hikmet'e o yüzden şöyle bu mektubu bu yüzden yazdırtmak istiyorum. İstedim. Çünkü Nazım Hikmet aslında bu şark zihniyetine, şarkiyatçılığa ilk karşı koymuş olan bir isim. Onun çok ünlü bir Pierre Loti şiiri var. Pierre Loti şiirinde biliyorsun 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da yaşamış, hatta bizde bir Pierre Loti tepesi de vardır oradan esinle. Ve aslında hiç görmediği harem üzerine, harem kadınlarıyla ilgili romanlar yazmış, İstanbul'u anlatmış. Şimdi tabii bunlar aslında romantize edilmiş metinler, yani şarkı romantize eden ama aynı zamanda öteki hale getiren metinler aynı zamanda. Ve bu aslında şarkı anlatma hikayesi Batı'nın mahallinde her zaman ola gelmiş. Ve buna ilk karşı çıkan da aslında Pierre Loti şiiriyle Nazım Hikmet olmuş. Nazım Hikmet orada çok sert yazar ama bunu. Yani işte onun görmüş olduğu tepsilerde raks eden sultanlar gibi bir ifadesi var mesela. Oysa şarkta insanlar sokaklarda köle gibi ölmektedir, şark budur gibi. Şu anda aklımda tam şiirin kendisi yok. Burada bir yere not etmiştim, onu görürsem söyleyeceğim. Evet, şöyle bir şey var mesela. Gümüş tepsilerde raks eden sultan, bu Nazım Hikmet'in şiiri. Mihrace padişah, 1001 yaşında bir şah. Yani bu Pierre Loti'nin anlattığı şark. Ve buna çok karşı çıkar. Şöyle der Nazım Hikmet. Şark üstünde çıplak esirlerin geberdiği toprak der. Gerçek toprak şark budur der. Gerçi sonrasında Pierre Loti'yi çok, İstanbul'u çok seven bir insan, bir yazar olduğu için de sonrasında kendisine çok sert davrandığında Nazım Hikmet şey yapar, bir şekilde söyler. Çok sert olduğunu, haksızlık ettiğini Pierre Loti'ye. Ama yine de onun Pierre Loti'nin şarkıyaçı bir şeyle, bakışla şarkı nasıl yazdığını da biliyoruz bugün. Suat Derviş de aslında gittiğinde benzer bir şeyle karşılaşıyor Berlin'de. Benim aslında Suat Derviş Berlin'e gitmiş ve ünlenmiş dediklerinde ilk aklıma takılan şey buydu. Yani nasıl, ne anlattı orada sahiden? Nasıl yani şeyden gelen, çünkü hani şarka bakışı bilen biri olarak, bugün hala nasıl bakıldığını bilen biri olarak, acaba 100 yıl önce İstanbul'dan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nden Berlin'e gelen bir yazarı gerçekten nasıl görmüşler, ne istemişler, ne yazabilmiş, sahiden dedikleri gibi istediği romanları yazabilmiş mi, istediği metinleri yazabilmiş mi? Hayır. Çünkü Suat Derviş, butik edebiyata göz kırpan
bir kadınken gidip orada Türkiye'nin gerçeklerini yazmak zorunda kalıyor. Yahut da isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu yazıyor. Atatürk, o dönem Atatürk ismi yok henüz. Mustafa Kemal Paşa'yı anlatıyor. Yeni kanunları anlatıyor. Ama en önemlisi de haremin ne olduğu ve ne olmadığını anlatıyor. Çünkü Berlin hala geniş çapta ülkenin kadınlarını, Türkiye'nin kadınlarını haremde yaşayan kadınlar olarak görüyor. Ve buna itiraz ediyor aslında Suat Derviş. Yani bu istenilenleri, kendisinden istenilenleri yazmakla birlikte bir itirazla yazıyor bunu her defasında. Ben size bilgi vereyim diye yazıyor aslında. Gerçeği yazayım diye yazıyor. Evet. Söylüyorum, çok önemli bence bu da. O kadar mülakat verdim ama sıra romanlarıma gelmedi diyor. Bu da çok önemli. Evet. Yani şöyle bir şey, bu benim kurgum, onu da söyleyeyim. Ama yani bu kurgu, evet. Kurgu değil Menekşe, evet. Bu gerçek yani. Evet, bu gerçek. Yani evet, tabii ki yani bu hakikati bilen biri olarak, hala bilen biri olarak, yani Berlin'de yaşayan ve bu hakikatle yüzleşen biri olarak söylüyorum ben bunu. Yani bugün böyleyse 100 yıl önce nasıldı diye düşünerek de yazmış olan biriyim. Bu anlamda Nazım Hikmet'e bunu yazdırtmam gerekiyordu. Çünkü evet, bu şarkıyatçılığı ilk eleştirmiş olan ve karşı çıkmış olan Nazım Hikmet'i de burada yad etmek gerekiyordu diye düşündüm. O yüzden yazdım o mektubu. Şimdi bir de tabii şeyi soracağım. Suzet Doli kim? Hadi bakalım. Evet, kim? Şimdi Suzet Doli... Suat Derviş'in müsteyar isimlerinden biri. Önce onu söyleyelim. Ama Suzet Doli'yi aslında en çok da yabancı figürlerin geçtiği, yabancı ülkelerin, özellikle Berlin'de mesela geçen ki başka yerleri anlatan metinleri de var. Kurgusal metinlerinde kullandığı bir isim. Müsteyar isim. Ama şöyle, benim romanımda bu müsteyar ismi şu yüzden alıyor. Çünkü Almanya'da gazetede neşredilen romanı, biz bugün onu, bu romanı bir harem ağasının hatıraları olarak biliyoruz. Ama o dönemde Sultan'ın Karıları, Almanca Die Frauen des Sultans olarak istenilen roman kendisinden. Çünkü bu haremi anlatıyor burada yine. Ama dediğim gibi yine Suat Derviş meşrebince anlatıyor tabii ki. Sonrasında ise bu kitap gazetede neşredildikten sonra kitap olarak basılacak. Ancak şu fark ediliyor, kitap olarak basılamıyor. Çünkü Suat Derviş Türk vatandaşı ve Türk vatandaşının o dönemde yayın haklarını, böyle bir şey yok, kanunen haklarını, Türk vatandaşı olduğu için haklarını alıp kullanamıyor yayın evi. Başka yerlere satamıyor. Dolayısıyla da şey diyorlar, bir Alman ismiyle, bir yaşayan bir Alman yazar ismiyle yazarsan eğer, o zaman burada kitaplarını kitap olarak da neşrederiz, şey yaparız, basarız. Bunun üzerine ben tahminen şey diyorum, Suzet Doli ismini aldı. Ama bunlar benim kurgum. Sadece ama şu kurgu değil tabii ki. Suzet Doli ismini başka bu tür metinlerinde kullanmış olan biri. Mesela Kesik Baş romanında, Berlin'i doğrudan anlatan romanında Suzet Doli ismini kullanır. Bu yüzden de ben tüm bu ipuçlarından yola çıkarak romanımda eğer Hitler iktidara gelmeseydi ve Suat Derviş orada yaşamaya ve ünlenmeye devam etseydi, muhtemelen Suzet Doli adıyla ünlenecekti gibi bir varsayımla yola çıkarak Suzet Doli'yi koydum. Suzet Doli bir müsteyar isim ama aslında Suat da bir müsteyar isim. Çünkü evet. Suat Derviş'in asıl adı Hatice, Saadet Hatice, kimlikte öyle yazılı. Ama çocuklukta kendisine verilmiş, yakıştırılmış olan Suat Derviş ismini seve seve kullanıyor. Bence o dönem için Suat Derviş'in bir erkek ismiyle o dönemde ortaya çıkması ve kabul görmesi de önemli. Yani Suat ismi de sanki yardımcı oluyor gibi kendisine o dönem için.
O zaman burada tam da şunu soralım. Kızların babaları. Hamiyet hatta bir kere konuşurken karşılıklı kurgu veya değil, hiç önemli değil burada zaten. Tabii. Babalarından ötürü şanslı olduklarını ifade ediyor. Ve aslında bu şans Suat Derviş'in daha sonra yine o 52 yılında ki bölümde söylediği üzere o şansa eklenen de bir parça oluyor. Bunu soracağım birazcık. Kızlar ve babaları noktasında Suat Derviş'in şansı nedir? Ya özellikle kızların şansı, genel olarak kızların şansı, eğer ataerkil bir toplumda yaşıyorsa, erkeğin en çok söz sahibi olduğu toplumlarda kızların şansları ve şanssızlıkları yine babaları oluyor. Evet. Çünkü baba eğer kızını seviyor, koruyor, teşvik ediyor, ona ilgili eğitimi veriyorsa, o kız çocuğu ataerkil bir toplumda da en azından kendini koruyabiliyor. En azından sesini çıkarabiliyor. Suat Derviş'in en büyük şansı ve bugün bildiğimiz Suat Derviş'in, o gür konuşan Suat Derviş'in sesi, babasından aldığı o eğitimle, sevgiyle ve ilgiyle ilgili, teşvikiyle de ilgili. Yani kızım roman yaz diyen ilk adam, yani ilk metni yayınlandığında sen roman da yazarsın aslında diyen bir adam. O yüzden de baba figürü, ilk evliliklerinde de baba figürü çok önemli. Çünkü ilk iki evliliğinde kocaları gelip evinde oturuyorlar. Suat Derviş'in evinde oturuyorlar. Yani baba her zaman bir hem kollayan ama hem de seven. Bu sevgi çok önemli bence. Yani bir sevgiyi bilmek, hissetmek gerçekten çok önemli. En önemlisi de babanın o sevgisi. O yüzden de Suat Derviş yapan biraz da babasının bu sevgisi gibi geliyor bana. Baba sevgisi, evet. Orada bir şans var ama Berlin'de bir de Hitler şanssızlığı var. Bir de onu konuşalım. Hitler'de Suat Derviş. Evet. Ya şöyle bir şey tabii ki. Şimdi çok ilginç dönem. Yani bu Weimar Cumhuriyeti dediğimiz işte savaştan, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Berlin aslında. Yani oluşan bir sürü karmaşanın da oldu. Yani düşünün, Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Aslında bir yandan da Sovyetler Birliği kuruluyor. Oradan gelen inanılmaz bir göç var. İstanbul'a geliyor. Mesela romanda bu göçmenlerden biri de işte Maşenka'nın romanı, romancısı, roman şey yazarı. Bir sürü yazar çizer de var şeye gelen, yani İstanbul, Berlin'de yaşayan ve İstanbul üzerinden gelen göçmenler de var. Yani böyle bir inanılmaz bir yüzyılın, savaştan sonraki bir dönemin yeni bir döneme, yeni bir hayat biçimine evrildiği bir dönem olduğunu düşünelim. Bir kere savaştan dolayı kadınların evden daha fazla yoğun bir şekilde dışarıya çıktı. Hem ev işini ama hem de fabrikada, hem de büroda, daktilo başında iş yapmak zorunda kaldığı ve erkekler savaştan sakat dönen, erkekler savaştan döndükten sonra da o işi korumaya devam ettiğini, aslında o işi korurken mücadelenin devam ettiği bir dönem olduğunu düşünelim. Sanatçıların, avantgard sanatın, sinemanın yükseliş dönemleri bunlar. Çıkış dönemleri hatta. O yüzden de çok çok ilginç bir dönem. Ama eş zamanlı olarak tıpkı bugünkü gibi milliyetçiliğin, radikal milliyetçiliğin de eş zamanlı olarak yükselmeye devam ettiği, bir itiraz olarak da devam ettiği. Çünkü şey var, yani bozulabilecek olan bir erk var, elden gidecek olan bir erk var. Anında ortaya çıkan başka bir milliyetçi itiraz var. Dolayısıyla bu eş güdümlü olarak ortaya çıkan, yavaş yavaş yükselen Hitler faşizmi ve en sonunda da iktidarı ele geçiren ve bütün muhalif olanların, Suat Derviş de dahil olmak üzere, ülkeyi, Berlin'i terk etmek zorunda kaldığı bir dönem. Şimdi bu dönem bir kere çok cazip bir dönem. Bu dönemi yazmak için bile ben Suat Derviş'in hikayesini seve seve araştırırdım. Ya şöyle bir şey, benim diğer metinlerimde de aslında bu dönem olmasa da aslında
Nazi tarihinin insan üzerindeki etkisini, nazizmin insan üzerindeki etkisini ben aslında pek çok metnimde yazdım. İlk Valizdeki Mektup adlı öyküm bununla ilgilidir zaten. Yani çok ilgilendiğim, orada da yaşadığım için de çok ilgilendiğim, bir de çocukluğumun bir kısmı da Berlin'de geçtiği için de çok ilgilendiğim, doğrudan hissettiğim, yani onu hissetmiş bir çocukluk geçirdiğim için de bu beni her zaman çok ilgilendirmiş olan bir dönemdi. Dolayısıyla faşizmin bu dün işte 100 yıl önce yahut da 90 yıl önce iktidara gelen faşizmin aynı şekilde bugün iktidara gelmeyeceğini hiç garanti edemeyiz. Evet. Ki öyle şeyler de var yani. Maalesef. O yüzden de Suat Derviş'in hikayesini yazarken, aslında araştırırken, geçmiş 100 yılın o kadar çok bilgisi, o kadar çok birikimi varmış ki içimizde, böyle bir vesile oldu aynı zamanda. Hani Suat Derviş'in hikayesini hafiflemek için de demiyorum bunu. Ama onunla birlikte yani şunu söyleyeyim ben. Eğer Berlin hikayesini olmasaydı ben Suat Derviş'i yazmazdım. Çok dürüst söyleyeyim. Tamamen Suat Derviş'in o Berlin hikayesi, unutulmuş olması ve aslında doğuyu batıyı anlatma, aynı zamanda anlama ve araştırma vesilesi olduğu için de ben bu romanı yazmak istedim. Böyle yazmak istedim. Çok çeşitli yazabilirsiniz. Çok farklı, bir sürü farklı şekiller, şeyler var, yollar var bu romanı yazmakta, ama bu benim yolum. Bu böyle yazabildim ben bunu. Ve aslında... Menekşe, bir de hemen onu sorayım sana son olarak belki. Şimdi akademisyenimize geldiğimiz zaman 2020 ve Covid'le karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Şimdi o yine dejavu bazında baktığımız zaman Hitler dönemi ve Covid arasında nasıl bir köprü kurmamızı istediğini yazarken? Ya köprü kendiliğinden kuruldu aslında. Yani o izole edilme, aslında o izolasyon var ya şeyden, arınma. Aslında arındır, daha doğrusu arı olanı çıkarma, dokunmama, yabancı olana nefesini bile vermeme, yalnızlaştırılma, birey olarak gittikçe ötekileşmesi. Yani bu Covid döneminde biz inanılmaz yalnızlaştırıldık aynı zamanda, her yerde böyle. Evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Yüz yüze gelemedik. Dolayısıyla böyle bir şey, her okur farklı bir benzetme bulabilir, şey çıkarabilir. Ama evet, bunu da yani Covid ile o hani hayattan koparılma, izole edilme, ötekileştirme bağlamında bunun içinde bir evet bir çeşit faşizm de var tabii ki. Yani bir benzetme kurmak gerekirse benzetebiliriz. Ama çok sert olur. Biraz da ben de aslında Covid'in bu işin içine girmesinin temel nedeni aslında şuydu. Ben kurgu gereği bunu yapmak istedim. Yani Covid'i anlatmak da değildi. Ben aslında bir yalnızlığı anlatmak istediğim için Covid'i yazdım. Yani bir insan oraya gittiği zaman, Almanya gibi bir yere yeni gitmişse Berlin'e, nasıl bir ekstrem bir yalnızlık halini ben anlatmak istedim. Ve Covid bunun için çok müsait bir şey, bir veri. O yüzden o ekstremliği, o şeyi anlatmak istedim. Tam yalnızlığı anlatmak istediğim için de Covid'i işin içine soktum. Aslında Suat Derviş'in Berlin'e hamiyetsiz gittiğindeki ikinci gidişi galiba benzer bir yalnızlık. Çok net. Kesinlikle. Gösteriyor. Evet, evet. Biraz benzeşiyor da o yönüyle. Evet, yani evet. Çünkü aslında aslında yalnızlığın keşfiyle başlayan o böyle bir bölümüm var. Tabii ki Suat Derviş de yalnızlığı keşfetmek zorunda kalan bir kadın oluyor. Aslında Suat Derviş'in belki de bana çok cazip gelen, ilginç gelen metinlerinden biri de bugün bizim yazdığımız yalnızlaşan insanı ilk yazmış olması, yalnızlaşan kadını ilk yazan bir kadın olması. Yani düşün ki işten çıkan, İstanbul'da öyle bir romanı var, İstanbul'dan
iş yerinden, işten çıkan çevirmen bir kadın hikayesini anlatır. Çıkan, yalnız yaşayan bir kadın ve peşine düşen bir iş arkadaşını nasıl kırmadan şey yapabilirim, nasıl kırmadan ondan kaçabilirim hesabını yapan bir kadının hikayesi. Bu aslında çok yoktur yani o dönem için, çok yenidir. O yalnız kadını anlatan çok yenidir, çok moderndir. O yüzden de Suat Derviş aslında neredeyse bugünün hikayesini de anlatmıştır benim gözümde. O yüzden de çok ilginç bir kadın, çok ilginç bir yazar. Evet, Suat Derviş'i bize bir kez daha yaşattığın için teşekkür ediyorum. Bambaşka bir duyguyla okudum ve burada Nazım'a yazdırdığın mektubunda diyor ya, hususi selamlarımı gönderirim diye. Ben de hususi selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir mukavele. Ben de sana hususi sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok, çok hoş bir kitap Menekşe. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim Müge. Evet. Bugün Menekşe Toprak'la dejavü dedik ve katman katman inceleyeceğimiz bir kitabın ön sözü oldu diyebiliriz bu buluşma için. Okumanızı, düşünmenizi isterim. Hem Suat Derviş'i hem de bugünlerimizi efendim. Hoşçakalın.